Kahramanmaraş'a hizmet ediyoruz. Hepimiz Kahramanmaraş'ın ve ülkemizin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Tabii Kahramanmaraşlı olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Hep birlikte Kahramanmaraş'ımızın hem tanıtımını hem de gelişmesi için çalışıyoruz. Fakat biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kahramanmaraşlı olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Ama en önemli sorunlarımızdan biri Kahramanmaraş'ın iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. Hala Kahramanmaraş'ın nerede olduğunu bile bilmeyen, bölgesini bile bilmeyen insanların çoğunlukta olduğu bir Türkiye var karşımızda. Kahramanmaraş denince Güneydoğu'da doğuda olduğunu sanan birçok insan var. Bu şunu gösteriyor ki Kahramanmaraş'ımız iyi tanıtılmamış. Bize göre her yönüyle çok artı özellikleri olmasına rağmen kültürümüz, yemek kültürümüz, yaşantımız çok farklı olmasına rağmen ve tarihi bir şehir olmamıza rağmen, binlerce yıllık bir kültür taşımamıza rağmen bunları iyi tanıtamadığımızı düşünüyorum. Burada tabii ki hepimizin eksikliği var. Biraz herhalde kendi içimize kapalıyız. Çok girişimci değiliz. Biraz da kendi kendimizi çok olumsuz da etkiliyoruz. Çekememezliğin de çok olduğu bir şehir olarak düşünüyorum. Tabii benim gençlik yıllarım 80 öncesi, lise yıllarım o dönemde geçti. 78 olaylarını, acısını hala unutamıyorum. Onun olumsuzluklarını birlikte yaşadık ve o dönem, yani yaşı bizim yaşımızda olan veya bizden büyük olanlar bilir. O dönemde de Kahramanmaraş'ın çok olumsuz tanıtımı olduğu, hala da bir takım çevreler bu olumsuz imajı sürekli körüklüyorlar ve Kahramanmaraş denince nedense o günlerle anarak kötü anmaya çalışıyorlar. Ve o günlerde eğer yaşayanlar varsa sokağa çıktığınızda veya Maraş dışına çıktığınızda bir olumsuzluk vardı ve bir tepki vardı. Maraş'a karşı bir düşmanlık beslenmişti, körüklenmişti. Onun da olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorum. Tabii üzerinden çok zaman geçti. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Maraş'ımızı daha iyi tanıtmak, daha iyi yaşatmak lazım. Biz yaşıyoruz ama diğer vatandaşlarımıza da bu tanıtımı yapmak gerekir diye düşünüyorum. Burada eksikliğimiz var. Evet, dernekler bu anlamda bir vesile. Dernekçiliği de çok iyi becerdiğimizi düşünmüyorum nedense. Bilmiyorum ama dışarıda bir sıkıntımız var. Ben uzun süredir Ankara'dayım. Ankara'da, İstanbul'da, işte İzmir'de veya diğer illerde de bu işleri yapmakta biraz geç başladık, geç kaldık galiba. Diğer